Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyun alanı editörlerinden Aytu Aykut. Bugün yanımda Begüm ile birlikte PC Vita'nın çıkış oyunlarından biri olan Uncharted oyununu inceleyeceğim. Kutusundan çıkardım CD'yi. Cihaza taktım ve geriye sadece oyuna girmek kaldı. Bunu da hemen yapalım isterseniz. Bu oyunu hemen 3 ana dalda incelemeye çalışacağım. Grafikler, sesler ve oynanabilirlik. Oyun 3 ana dalda da genel olarak başarılı diyebilirim sizlere. Sadece grafik açısından aynı yerleri görme korkusu. Korkusu demeyeyim de yani grafik açısından aynı yerleri göreceğiz. Onları söylemeliyim çünkü sürekli ormanların içindeyiz. Oyunun yapımcılarını biliyorsunuz zaten PlayStation serisinin en gözde oyunlarından birisi Uncharted. Ve bu oyunda da birinci oyundan da öncesini konuya alıyor. Ana menüde de orman teması hakim. Zaten oyunun genelinde de bu tema hakim. İsterseniz ben birinci bölümden başlayarak sizlere oyunu anlatayım. Yükleme menülerinde bir madalyonun döndüğünü görüyoruz. Zaten bu kısım pek de zamanımızı almayacak. Oyun grafik açısından iyi şeyler vaat ediyor. Zaten sizin de birazdan göreceğiniz gibi el konsollarında ilk defa bu denli iyi bir grafik görüyoruz. Bunu söyleyebilirim sizlere. Zaten Uncharted oyunu da bunu sonuna kadar vermiş. Zaten cihazın üstünde de iyi bir işlemci var. Uncharted oyun yapımcıları da bunu bilerek tamamlamış. Gördüğünüz gibi sesleri hemen açayım. Karakter tasarımları oldukça iyi. Çevre kaplamaları da çok iyi. Sadece bazı yerlerde çevre kaplamalarının detaysızlaştığını görebiliyoruz ama karakter tasarımları gerçekten çok başarılı. Şöyle bir baktığımızda çevre tasarımları da çok iyi. Işıklar ve gölgelendirmeleri iyi. Su tasarımları zaten bol göreceğiz. Su tasarımları çok iyi. Bunlara dayanarak oyun grafik açısından bizden 92 puan almayı başarıyor. Zaten bunu fazlasıyla hak etti oyun. Şimdi sesler kısmına gelelim. Sesler kısmında sesi açmak istiyorum. Ses olarak oyun gerçekten çok iyi. Gerek dış çevrenin seslendirmesi, gerekse Drake ve arkadaşlarının seslendirmeleri çok iyi. Mesela yanımızda gördüğünüz gibi bir çağlayan var. Ve onun sesi de gayet iyi geliyor kulağa. Yani karakter ve çevre seslendirmeleri çok iyi. Sırada müzikler var. Müzikler gerçekten çok başarılı. Gerek gerilim müzikleri gerekse konuşmalarda giren durgun müzikler oyuna çok iyi işlenmiş. Özellikle savaş sahnelerinde giren sert müzikler gerçekten bir orkestra tadında ve çok başarılı işlenmiş, sizi oyuna bağlayan önemli unsurlardan oluyor. Bu nedenle ses olarak da oyun bizden 91 puan almayı başarıyor. Şimdi sırada oynanabilirlik var. Oynanabilirliği sizler için bir tırmanma diyeyim. Oyunda sarı olan taşlara tırmanabiliyoruz ve bunu gerçekten başarılı bir şekilde tamamlamış yapımcılar. Tırmanma konusunda diyebileceğimiz fazla bir şey yok. Gerçekten çok iyi. Şimdi dövüş sistemine gelelim. Gördüğünüz gibi oyunda yakın dövüş sistemi var. Bu şekilde yakın dövüş ve öbür türlü, yani karşınıza bir adam çıktığınızda da kareye basarak yapabileceğiniz yakın dövüş seçenekleriniz var. İsterseniz ben şuraya gideyim, pusayım ve bir yakın dövüş daha göstereyim sizlere.
Gördüğünüz gibi sessizce halledebiliyoruz. Bu adamı da sessizce hallettik. Şimdi bunları orada çok adam var sayılır. Arkamızı biraz kontrol edelim. Adam kalmadığına göre bu 3 kişiyi silahla indirebiliriz. Silah ve çatışmalarda elimiz cihaza çok iyi oturuyor. Zaten Uncharted oyunu PS Vita'nın tüm ünlerlerini kullanıyor. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İki analogun olması da artı bir yön olmuş oyun için. Gerçekten dövüş sisteminde bu iki analogu çok iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tırmanma iyi dedik. Dövüş sistemleri çok iyi. Siper sistemi var. Şimdi burada da görebileceğiniz gibi bazen değişik şekillerde aksiyon unsurlarına rastlayabiliyoruz. Oynanabilirlik genel olarak iyi diyebiliriz. PC Vita'nızın başından kalkamayacaksınız. Fakat bazı zamanlarda bulmaca unsurları sizi sıkabilir. Bazı bulmacalar gerçekten zorluk seviyesi iyi olmuş ve Türkçe dil desteği olmadığı için bulmakta zorlanabilirsiniz. Bunların dışında oyun oynanabilirlik kısmından 92 puan almayı başarıyor. Genel olarak da bildiğiniz gibi grafikleri beğendik, sesleri beğendik, oynanabilirliğe iyi dedik. Oyunun genel olarak da bizden 91 puan alması sanırım normal. Oyun bizden genel olarak 91 puan alıyor arkadaşlar. Eğer ki PC Vita'nız varsa Uncharted 3, Uncharted Golden Abyss'i denemeden geçmeyin diyorum ben sizlere. Bir dahaki incelemelerimde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bu güzel müzikle bitirilişi yapmak istiyorum. Bir dahaki incelemelerde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi formlar.